Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul 'uqdatam min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Bugünkü sure-i celile, sure-i el-kari'a, 101. sure, Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Kur'an ilimlerinde bilinen biliyoruz ki, Kur'an ilimlerinden öğrendik ki, imandan, tevhidden, kıyametten, mükafattan ve azap, bunun gibi itikadi konulardan bahseden sureler ve ayetler Mekke'de nazil olmuştur. Evet, ameli konular, ameli hususlarda Medine'ye hicretten sonra nazil olmuştur. Evet, bu surede 1. ayet. Şeyimiz. Bir saniye, bir tutukluk oldu. Evet. 1. ayet El-Kariyatu. El-Kariyatu. El-Kariya nedir? Ma'ul bir şey ki o şey de nedir? El-Kariyatu kariyadır. Yani mahi El-Kariyatu demektir. Ve me istifam-ı inkaridir. Ve me ne şey ki edrake o şey sana bildirir. Neyi? Ma ol bir şey ki o şey de nedir? El kariyatu kariya. Ne olduğunu sana kim bildirebilir? Elbette hiçbir şey veya hiçbir kimse bildiremez. Öyleyse ben bildireyim Habibim. Kariya lügaten öyle bir sadadır, yani öyle bir gürültüdür ki insanın kulağının zarını patlatacaktır. O kadar gürültülü. Şiddetli sada demektir. Burada hakiki ve silahi manası Sur-u İsrafil'in sadası. İsrafil Aleyhisselam'ın Sur'unun sadasıdır. Onun şiddetidir yani. El-Kariya. Ki kıyamet günü 1. sur üfürdüğü zamandaki sadasıdır. Dünyada kariyanın misli hidrojen bombası ve atomdur. Nasıl ki Cenab-ı Hakk'ın en aciz kulları bunun gibi şeyler yapıyorlar da mükevvenatın Rabbi olan Allahu Zülcelal'e böyle konuda güçlük olur mu? 7 kudretiyle o günde Hazreti İsrafil Aleyhisselam'a suru üfürttürecektir. Evet. 4. ayet-i kerime yevme diye başlıyor, fakat orada bir üzükür takdir edilmiştir yevmeden önce. Yani mananın daha iyi anlaşılması için üzükür, sen anlat, hatırlat demektir. Yevme, ol bir günü zikret ki haber ver Habibim. Zarf olan yevmenin amili mukadder, üzükür emridir. Öyle bir gün ki yekûnün nâsü, o günde insanlar olur ve olacaklardır. Ne gibi? Kelferâşil mebthûsi, dağınık pervaneler gibi, yani kelebekler olur ya, geceleri ışıkların etrafında dolanırlar, pervane gibi dönerler. Böyle olurlar. Yani insanlar gece yanan ateşin, lem'anın etrafında ateşe hücum ederek dolaşıp da kendini yakarak tarumar olan kelebekler gibi şaşkın şaşkın karışık bir halde sağını solunu bilmez, şaşırmış vaziyette olurlar. Etekûnül cibâlu, o günde dağlar olur. Ne gibi? Kel'ahnil menfuş, kutn ve suf gibi. Yani atılmış hallaç pamuğu ve atılmış, didilmiş yün gibi
havaya savrulurlar. Dünya dünyalıktan çıkar. Her taraf dümdüz olur da başka bir alem olur. Feemmâmen sakulet feemmâmen ol bir kimse ki takulet ağır oldu. Ağır yani ağırlık, sıklet. Yani Türkçedeki sıklet de oradan geliyor. Ağır oldu. Ne? Mevazinuhu onun mizanı, yani terazisi veya teraziye konulan ameller, güzellikler, hasenat. Onun vezni yani hasenatın tartısı, sevabı ağır oldu ki fehve o kimse nedir ve nerededir? Fî ışetin bir yaşayış içindedir. Öyle yaşayış ki radiyetin radı olucudur. Yani yaşayış razı olur mu? Olmaz. Öyleyse mecazdır. Yani o kimse bir yaşayış içindedir ki razı olup saadet ve refaha kavuşacaktır. Burada radiyetin hani fi işetin radiyetin merdiyetin manasına gelmiştir. Merdiyetin makamındadır. Yaşayış razı olmayıp yaşayan kimse razı olucudur. Olucudur demektir. Kıyamet gününde vezinler bu dünyanın aksinedir. Burada sakil tarafı aşağı inip hafif tarafı yukarıya kalkar. Kıyamette ise sakil tarafı yukarıya kalkıp mizanın ve mizanın kefesinde hoparlör vardır ki bu filan oğlu filanın sevabıdır veya hatasıdır diye ilan eder. Yani şimdi terazi iki kefesi var. Diyelim ki sağda sevaplar var, solda günahlar var. Şimdi dünyada ağır olan şey dünya çekimi kanununa göre aşağıya gider. Yani sağ taraf diyelim aşağıya doğru gider, sol yukarı gider. Ahirette diyor tersine olacak. Yani ahirette hasenat, ağır olan hasenat yukarı kalkacak. Hafif olan ameller yani seyyiat aşağı gidecek diyor. Tersine olacak yani. Onu anlatmak istiyor. Tabii tersinde olunca yukarı kalkacak, herkes görecek. Burada diyor bir hoparlör var. O hoparlör diyor nida edecek. İşte bu falan oğlu falanın amelidir diye bildirecek, insanlara ilan edecek. وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Kim ki وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ Ama ol bir kimse ki hafif oldu. Ne mevazinuhu? Onun mizanı, onun tartıları. Yani sevabı hafif oldu. Az oldu. فَاُمُّهُ هَاوِيَتُنْ O kimsenin annesi haviyedir. Yani çocuğu dövsen veya ayağına diken batsa ağlaya ağlaya anne anne diye annesinin kucağına sokulur. Kaçıp sığınacağı ve mahalle halası imiş gibi koşacağı yer annesi kucağı olduğu gibi sevabı hafif gelen kimsenin de kaçıp kurtulacağı bir yer de o yani haviye öyle bir yerdir. Annesi cehennemi haviyedir. Annesi cehennemin haviye deresidir diyor. Yani ne demek istediğini de biraz sonra açıklıyor. Ve me edrake mahiye. Mahiye, sen onun mahiyetini biliyor musun? Ol bir şey ki sana ne bildirebilir o mahiyeyi ki elbette hiçbir şey bildiremez. Öyleyse ben bildireyim Habibim. Narun hamiyetun yakıcı kızdırılmış ateştir. Zatı hami yani yakıcılık onun zatındadır. Hami kelimesi himaye edici demek olur. Burada her tarafı çevire çevire yakacağı için yani teşbihte hata olmasın. Mesela hani tavuk kızartılan makineler olur ya orada ne yaparlar? Şişe takarlar. İşte bu yavaş yavaş döner. Hani tek bir tarafı ateşle muhatap olup yanmasın diye yavaş yavaş çevirirler. Aynı bu şekilde diyor insanları da o hamiyenin ateşi böyle etrafını çevirerek onları azap edecek diyor. Evet.
İşte çevire çevire yakacağı için hamiye denmiştir ki yakılmadık hiçbir yeri kalmayacak. Her tarafı yanacaktır. Evet. Cehennem azabından Allah'a sığınırız. Allah'ın rahmetine sığınırız. Cenab-ı Hak son nefeste tövbe ve iman nasip etsin. Cennet ve cemaliyle müşerref eylesin. Günahlarımızı affeylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.